Sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün matematiğin en can alıcı konularından biri cebirsel ifadelerin en kolay haliyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere cebirsel ifadeler 6. sınıfta var, 7. sınıfta var ve bu ders böyle biraz zor gibi geliyor size, değil mi? Bu derste bunu kolay bir şekilde size öğretmeyi çalışacağız, inşallah öğreteceğiz. Küçük bir hatırlatma yapayım. CKMK Akademi'nin uygulaması çıktı. Play Store'dan uygulamayı bulabilirsiniz. Şimdi geldik matematikte cebirsel ifadeler. Konuyu kap kısmımız arkadaşlar. Artık 3 kısımda ders anlatımlarımızı gerçekleştireceğiz. Konuyu kap. Önce konuyu bir anla bakalım. Cebirsel ifade neymiş? Şimdi ekranda gördüğünüz ne var arkadaşlar? 3 adet elma var, değil mi? 3 elma. Burada ne var? 4 elma. Bunları toplarsak ne olur arkadaşlar? 7 elma olur. Şimdi tamam, çok güzel değil mi? Normal Türkçe tabirlerle yazdığımız ifadelerdir bunlar. Ama biz bunu cebirsel ifadeyle nasıl yazabiliriz? Mesela bakın 3e artı 4e toplarsa ne olur? 7e olur. Buradaki e'ye 3'e baktığınız zaman cebirsel ifade ne? Önce onu bir anlayalım. Cebirsel ifade sabitler ve değişkenlerden oluşan bir ifadedir. Yani sabit terimler ve bu şekilde 3e gibi. Hatta mesela şöyle olur ya, değil mi? 5x, 6x, 7x gibi ifadeler olur ya. Bunlar nedir? Yani x'li ifade, bilinmeyenli, değişkenli ifadelere biz ne deriz? Cebirsel ifade deriz. Şimdi geldik arkadaşlar. Bakın burada bir matkabımız var, değil mi? ckmkakademimarket.com'da satılan bir matkap. Darbeli matkap. 650 watt. Böyle bir matkap yok ha. Yani sanal olarak bu şekilde oluşturduk. Fiyatı ne? 150 TL. Bütün alışverişlerinizde kargo 15 TL'ymiş. Tamam mı? Bu işlemin cebirsel ifade ediliş şekli nedir? Yani bu işlemin değişkeni ve sabit değerini bulunuz. Şimdi siz burada bütün alışverişlerde kargo 15 liraysa 20 tane de matkap alsanız sabit değer nedir? Artı 15'tir, değil mi? Artı 15. Buradaki ifadeye baktığınız zaman bakın burayı şu şekilde de yazabilirsiniz. 2x şeklinde ya da 150x şeklinde de yazabilirsiniz. Burada kaç tane matkap satıyormuşuz? 2 tane. 2x yazdık. 2x artı 15 dedik. X değerimiz ne? Fiyatı ne kadar? 150. 150 çarpı 2 ne yaptı? 300. Artı 15 ne yaptı? 315. Bakın burada siz 20 tane matkap aldığınızı düşünün. Fiyatını nasıl bulacaksınız? Burada 2x yerine 20x yazarsan fiyatı bulabilirsin. Bu ifadeyi şu şekilde de yazabilirsin. Bakın 150x artı 15 diye yazarsan, burada x yerine 20 yazarsan 150 çarpı 20 artı 15 yapar. Bu da arkadaşlar 3015 yapmış olur. Anladınız mı yani? Değişken, buradaki değişkenimiz ne? X değerimiz. Yani ne? Hem adet değişkendir ve fiyatta bir değişkenlik yoktur. Yani burada değişken olan nedir? Adetimizdir. Kargo ücreti nedir arkadaşlar? Sabit değerimizdir. Fiyatta sabit değerimizdir. Şimdi geldik lambayı yakmaya. Kafada böyle kıvılcımların çıkmasını sağlayacağımız kısım. İkinci kısmımız. Lambayı yak kısmı. Burada görmüş olduğunuz gibi lambayı yak kısmında ifadelerimiz var. 8x bir cebirsel ifade midir? Cebirsel ifadedir. Bu 8x'in tamamına biz ne deriz arkadaşlar? Terim deriz, değil mi? Terim. Bu terim içerisinde x nedir arkadaşlar? Değişken. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunlar ne işimize yarayacak? Bakın sınavda öğretmenleriniz bu konularda sorabilir. Değişken nedir? Katsayı nedir? Sabit terim nedir? 8 burada nedir arkadaşlar? Katsayıdır, değil mi? Katsayı. Şimdi bu ifadeye baktığınız zaman terim 8x, katsayı 8, değişken ne? X. Şimdi şu ifadeye baktığınız zaman katsayı ne? 5. Tamam. Değişkenimiz ne? X. Tamam. 6 ne burada? Bakın 6 ne? Yani buradaki 6'nın anlamı ne? Sabit terim değil mi arkadaşlar? Sabit terimdir. Buradaki 6. 5x nedir arkadaşlar? Terimdir. X nedir? Değişken. 5 nedir? Katsayı. Yine aynı şekilde buraya bakarsak. 5 nedir? Değişken mi? 5. Dinliyorsunuz değil mi? 5 burada katsayı, x değişken, eksi 8 sabit terimdir arkadaşlar. Terim, sabit terim. Sabit terimdir. Şimdi çözümü kap. Soruları çöze çöze öğreneceğiz. Bakalım. Şimdi size yine elma üzerinden gittiğimiz bir çözümü kap kısmımız var. Burada kaç tane elma var? 4 elma. Bakın 4 elma. Burada kaç tane elma var? 4 elma. Yani bu kasada da 4 elma var. Burada kaç tane elma var? 4 elma. Şimdi paranteze alma ve parantezi dağıtma denilen bir işlem vardır cebirsel ifadede. Eğer burada da 4 elma, burada da 4 elma, burada da 4 elma varsa o zaman nedir? 1 adet 4 elma, 2 adet 4 elma, 3 adet 4 elma. Yani bunu şu şekilde yazabilirsiniz. 3 çarpı 4 elma şeklinde yazabilirsiniz. Bakın burada bir tane armut olsaydı şurada. Bakın şu şekilde bir armutumuz olsaydı hepsinde. Tamam mı? Artı bir armut. Tamam mı? Artı bir a. Artı bir a. O zaman ne yapacaktık? 3 çarpı 4 elma artı 1 diyecektik. Değil mi? Şimdi bunu parantezi dağıtma işleminde ne yapacağız? 3 ile 4 elmayı çarpacağız. Kaç elma olacak? 12 elma olacak. Buradaki ifadede de 3 ile 4'ü çarpacağız. 12 elma. 3 ile 1'i çarpacağız. 1 armutu. Kaç armut oldu? 3 armut oldu. Sayarsanız burada 12 tane elma, 3 tane armut olduğunu görebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için bir ifadeye geçtik. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi nasıl yapılır? Burada kaç elma var? 4 elma. Burada kaç elma var? 4 elma. Burada kaç armut var? 4 armut. Burada kaç armut var? 4 armut. Şimdi siz bunların hepsini toplayıp 12 tane elma armut karışımı var diye bir ifade kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız. Bunları toplarken elmaları elmalarla, armutları armutlarla toplarsınız. Yani 4 elmayla 4 elmayı toplarsan 8 elma, 4 armutla 4 armutu toplarsan 8 armut olacaktır. Şimdi burada paranteze alma işlemini yaparsak nasıl yapabiliriz? Kaç tane 4 elma var arkadaşlar? Hemen şu kalemimizi bir değiştirelim. Bakın 1 2. O zaman bunu 2 tane 4 elma diyebiliriz. Tamam mı? Burada kaç tane armut var? 1, 4 armut olan 2. 2 tane de 4 armut 4A var diyebiliriz. O zaman buradaki ifadede 2 tane 4 elma artı 2 tane 4 armut var diyebiliriz değil mi? O zaman arkadaşlar burada ikiler ortaksa o zaman paranteze alma işleminde nasıl yapılır? 2 başa çekilir. 4 tane elma artı 4 tane armut var denilebilir. Buradan da çarpma işlemi yaparsan parantezi dağıtırsan yani 2 kere 4 8 elma 2 kere 4 armut 8 armut olacaktır. Geldik şimdi çözümü kap kısmındaki matematiksel işlemlerimize. 7x eksi 5 artı 21y eksi 4 işlemi demiş. Şimdi bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken x'ler x'lerle yani elmalar elmalarla armutlar armutlarla toplanır. O zaman 7x'in karşılığında bir x terimi olmadığı için 7x'i olduğu gibi yazarız. Artı 21y'nin de toplanabileceği bir terim olmadığı için 21y'yi de ne yaptık? Yazdık. Artı. Burada ne lazım arkadaşlar? Şu artı olmayabilir belki. Bunu silelim. Eksi 5 ile eksi 4'ü toplayacağız. Yani 5 lira borcunuz var. Eksi 5. 4 lira daha borcunuz varsa toplarsanız ne olur? 9 lira borcunuz olur. Yani 7x artı 21y eksi 9 ifadesidir bunun çözümü. 8x eksi 5y artı 3y artı 5x ifadesini. Bak 8x yaz. İlk terimden git. 8x. Daha sonra x'li terim hangisi var? 5x. O zaman artı 5x. Bakın buradaki artıyı içeride attığın zaman zaten işaret değişmeyeceği için olduğu gibi alıyorum. Daha sonra eksi 5y. Eksi 5y. Artı 3c. 3c. Şimdi normal matematiksel toplamanı yap. 8 ile 5'i toplarsan ne olur arkadaşlar? 13x. 5 lira borcun var. 3 lirasını ödediysen ne olur? Eksi 2y. Bu ifadenin çözümü de budur. Şimdi geldik. Paranteze alınmış bir ifade var. Bakın şuradaki ifade. Hemen göstereyim. Şuradaki ifadenin aynısı. Paranteze alınmış. Paranteze dağıtacağız. O zaman paranteze dağıtacaksak ne yapacağız? Birinci terimle çarpacağız. Daha sonra da ikinci terimle çarpacağız. Yani 5 kere kat sayısını çarpacağız. Arkadaşlar önündeki kat sayısını. 5 kere 8 ne yaptı? 40y artı 5 kere 3 ne yaptı? 15z yaptı. Geldik bir aşağıdaki ifadeye. 5k artı 12y artı 4z artı 3c. 5k. Başka k ifadesi var mı? Yok. O zaman olduğu gibi yazılır. 12y. Başka y ifadesi var mı? Var. Ne? 3c var. 12 ile 3'ü toplarsak 15y artı 4z. Başka bir ifadesi var mı? Yok. Bak işlemimiz bu kadar. Kaç tane farklı değişken çıkarsa çıksın önemli değil. Değişkenler varsa toplayabilirsiniz. Yoksa toplayamazsınız. Şimdi burada bir ifade verdik. Arkadaşlar bu ifadenin yani payda kısmına hep 4 yaptık. Çünkü işlem kolay olsun diye. Şimdi burada dikkat ederseniz x bölü 4. 2x eksi 4. O zaman bununla x'lerle x'leri toplayacağız ya da çıkaracağız. Yani x bölü 4 eksi 2x bölü 4. Önünde eksi işareti olduğu için. O zaman x'ten 2x çıkarsa ne olur arkadaşlar? Yani 1 lira paranız var. 2 lira borcunuz varsa geriye ne kalır? Eksi x bölü 4 kalır. Bu bir dursun. Bir de y'leri yapalım arkadaşlar. Burada y bölü 4. Y bölü 4. Artı 2y bölü 4. 1 lira paranız var. 2 lira daha paranız olursa ne olur? 3y bölü 4 olur. Bu ifadenin ikisini toplayıp yazarsan 3y bölü 4 eksi x bölü 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Şimdi arkadaşlar cebirsel ifadelerin bir de dizilişleri vardır. Diziliş oluşturma denilen bir ifade vardır. Bu diziliş oluşturma ifadesini kendim soru yazmak istedim size. Bakın birinci terim 5, ikinci terim 8, üçüncü terim arkadaşlar 11. Bunun ifadesini yani cebirsel ifadesini nasıl yazabilirsiniz? Birinci terim ile ikinci terim arasında kaç fark var? 3 fark var değil mi? 2 ile 3 arasında kaç fark var? 3 fark var. O zaman yaz. 3n. Şimdi birinci terimde n yerine 1 yazarsak 3 kere 1 ne olacaktır? 3 olacaktır. 5'ten 3'ü çıkarırsan arkadaşlar ne yapacaktır? 2. O zaman bir de 2 liralık sabit değerimiz vardır. Bunu ikinci terimde sağlamasını yaparsak n yerine 2 yazarsak 3 çarpı 2 artı 2 olacağından 3 kere 2 6 artı 2 ne yapacaktır? 8 sağlamasını bize verecektir. Anladınız değil mi? Aradaki fark sonra birinci terime uyarlayıp cebirsel ifadeyi çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan bir ifade daha yazayım arkadaşlar. Ne diyelim? Mesela 7 diyelim. Tamam mı? 17 diyelim. 27 diyelim. Bu şekilde giden bir dizin olsun bize. Bunun cebirsel ifade ediliş şeklini bulalım. Kalemimizde değiştireyim. Birinci terim ile ikinci terim arasındaki fark ne? 10. İkinci terim ile üçüncü terim arasındaki fark ne? 10. O zaman ne yazıyoruz? 10 n. N yerine, yani birinci terim yerine n yerine 1 yazarsak 10 kere 1 ne yapar? 10 yapar değil mi? 10 yapar. Ama bizim ilk terimimiz ne arkadaşlar? 7. O zaman 3 çıkarmamız lazım. Yani 10n eksi 3 olması lazım. Hemen bunu uygulayalım. Bakın bu terimin devamı ne olacaktır? 3. terim. Hatta 4. terim 37 olacaktır değil mi? N yerine 4 yazarsak 10 çarpı 4 eksi 3. 4 kere 10 40. 40 eksi 3 ne olacaktır arkadaşlar? 37 olacaktır. Bu cebirsel ifadenin bu konu anlatımı, yani ilk konu anlatımı bu kadardı. Bunun bir tık zor konu anlatımı da var arkadaşlar. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi size bir de duyurumuz var. Duyanlar duymayanları anlatsın kısmı CKMK Akademi'nin uygulaması çıktı. Instagram'dan, Facebook'tan ya da Play Store'dan, Google Play Store'dan CKMK Akademi'yi arayıp bulabilirsiniz. Instagram'dan beğenmeyi, Facebook'tan takip etmeyi, uygulamamızda indirmeyi unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.